Hikayem Burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Murat. Sabah annemin ağlama sesiyle uyandım. Kendimi zorlayarak gözlerimi araladım. Annemin başucumda olduğunu gördüm. Murat, büyük baban kalp krizi geçirmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Büyük annen hemen gelmemizi istedi. Kalkıp hazırlan oğlum. Büyük babamı ziyarete gitmek mi? Bu hayatta isteyeceğim en son şeydi. Anne, hastane yan sokaktaymış gibi konuşuyorsun ama senin de bildiğin üzere büyük babam Atlanta'da, bizse Florida'da yaşıyoruz. Bu da en az 8 saat araba yolculuğu demek. Annem beni dinlemiyordu. Murat, lütfen. Baban arabada bizi bekliyor. Hadi hemen çıkmamız lazım. Anne, beni hiçbir yere götüremezsiniz. Zaten benim gelmemin büyük babamı iyileştireceğini sanmıyorum. Aylardır okulun kapanmasını bekliyordum ve artık yaz tatilinin keyfini çıkarmak istiyorum. Sana inanmıyorum. Büyük babanı kaybedebiliriz. Onu belki de son görüşün olacak ama sen gelmem diyorsun, öyle mi? Evet anne, aynen öyle. Şimdi izin verirsen biraz daha uyuyacağım diyerek yorganı kafama çektim. Anında uyumuşum. Uyandığımda ebeveynlerim evde yoktu. Bir şeyler atıştırmak için mutfağa girdim. Buzdolabının kapağında bir not vardı. Döndüğümüzde bunun hesabını vereceksin. Belli ki annemi çok kızdırmıştım ama şu an bunu düşünecek durumda değildim. Çünkü yapmam gereken önemli bir şey vardı. Bir kaseye biraz mısır gevreği koydum ve koşarak bilgisayarın başına geçtim. En sevdiğim oyunun ikincisi çıkmıştı. Niyetim oyunu bitirene kadar bilgisayarın başından kalkmamaktı. Sonraki iki gün tam hayal ettiğim gibi geçti. Full konsantre olduğum için oyunda beklediğimden hızlı ilerliyordum. Çünkü tüm gün hiç durmadan oyun oynuyordum. Bilgisayarın başından sadece tuvalete gitmek veya çok acıktığımda bir sandviç yapmak için kalkıyordum. Dünya ile tüm bağım kopmuştu ve bundan hiç şikayetçi değildim. Üçüncü günün gecesinde ebeveynlerimin gittiklerinden beri beni aramadıklarını fark ettim. Demek ki bana gerçekten de çok kızmışlardı. Bir mesaj atıp büyük babamın nasıl olduğunu sorarsam annemi biraz yumuşatabilirdim. Böylece eve döndüğünde bana daha az kızgın olurdu. Mesaj yazmak için telefonumu elime aldığımda şarjının olmadığını fark ettim. Bunca zamandır bana kızdıkları için aramadıklarını düşünmüştüm fakat yanılmışım. Artık mesaj yetmezdi. Gönüllerini alabilmek için sesli arama yapmam gerekiyordu. Saat çok geç olduğu için sabah ilk iş onları aramaya karar verdim. Gözlerimden uyku akıyordu. Telefonumu şarja taktım. Yatağa yatar yatmaz sızmışım. Sabah büyük bir gürültüyle uyandım. Başta rüya gördüğümü sandım ama değildi. Hatta gürültü devam ediyordu. Ne olduğunu anlamak için yataktan fırladım. Ve o anda dizlerime kadar suya daldım. Odamın içi suyla dolmuştu. Yoksa musluğumu açık bırakmıştım. Kapıya doğru ilerledim. Su yürümemi yavaşlatıyordu. Kapıya ulaştığımda elimi kapının koluna atıp çektim. Bedenim bir anda suyun içinde kaldı. O an anladım ki koridor suyla doluydu. Suyun şiddeti bir anda ayaklarımı yerden kesti. Bir süre suyun içinde sürüklendim. Hala inanamıyordum. Evimiz ağzına kadar suyla dolmuştu. Suyun yüzeyine güçlükle çıkıp biraz nefes aldım. Yüzeye ulaştığımda kafamın tavana değmek üzere olduğunu gördüm. Bir süre nefes alınca kafam çalışmaya başladı. Su evin dışından gelmişti. O an kafamda arka arkaya üç kelime belirdi. Florida, kasırga ve sel. Florida'ya taşınalı henüz 4 ay olmuştu. Bu bölgede zaman zaman kasırga olduğunu söylemişlerdi. Babam bir keresinde endişelenmeyin. Tehlikeli bir durumda yetkililer kasırga gelmeden önce telefonlarımıza uyarı gönderiyor. Bizi uyardıkları için haberimiz olacak ve tabii önlemimizi alacağız. Veya hatta evi boşaltacağız diyerek bizi rahatlatmıştı. Peki bu kez neden uyarmadılar diye düşündüm. Kafama dank etti. Tabii ki uyarmışlardı. Ama ben günlerdir dünyadan kopuk bir şekilde oyun oynuyordum. Ebeveynlerim haberlerde kasırganın geldiğini öğrenince beni kesin aramışlardır. Ama telefonum kapalı olduğu için bana ulaşamamışlardır. Su giderek yükseliyordu. Neredeyse tavana değmek üzereydi. Bu durumda yapmam gereken evin çatısına çıkmaktı. Böylece hem boğulmaktan kurtulabilirdim hem de eğer etrafta kurtarma helikopterleri varsa beni görmelerini sağlayabilirdim. Oraya ulaşmam kolay olmayacaktı ama başka çarem yoktu. Evimiz 2 katlıydı ve üst katta bir banyoyla 2 oda vardı. Odalardan biri annemlerin yatak odasıydı ve orada çatıya açılan bir kapak vardı. Orası çatıya çıkmak için en iyi yerdi. Derin bir nefes alıp suya daldım ve üst kata doğru yüzmeye başladım. Nefesim tükeniyordu ama birazdan merdivenlere ulaşacaktım. İşte o anda onunla burun buruna geldim. Evimizin içinde dev bir timsah yüzüyordu. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Florida'nın timsahları meşhurdur. Eyaletin bütün nehirlerinde ve göllerinde timsahlar yaşar. Hatta babam bir keresinde golf oynarken devasa bir timsahın golf sahasında yürüdüğünü görmüş. Fazlasıyla korkutucu görünüyordu. Videosunu çekip eve gelince bize göstermişti.
İnanılması güç ama o timsahın bir benzeri şu an evimizin içinde sinsice dolanıyordu. Büyük ihtimalle sele kapılıp şehrin içine sürüklenmişti ve bir şekilde bizim eve girip öğlen yemeğinin peşine düşmüştü. Yüzeye doğru yüzerek kafamı sudan çıkardım. Korkudan nefesim kesilmişti. Kalbim küt küt atıyordu. Endişeyle sağıma soluma bakarak timsahın nerede olduğunu anlamaya çalıştım. Merdivenlere çok az kalmıştı. Derin bir nefes alıp tekrar suya daldım. Ve o sırada timsahla göz göze geldim. Beni görmüştü ve benim için üstüme doğru geliyordu. Tüm gücümle yüzmeye başladım. Beni takip edip etmediğini görmek için arkama bile bakmıyordum. Merdivenlere ulaşmıştım ancak son anda üzerime doğru siyah bir karaltı geldiğini fark ettim. Sonra da bana çarptı. Sonra da büyük bir acı hissettim. Timsah kuyruğuyla bana sert bir darbe vurmuştu. Suyun içinde bir süre sürüklendikten sonra su beni üst kattaki banyonun kapısına getirdi. Kapısı kapalı olduğuna göre içerisi suyla dolu değildi. Kapının kolunu tuttum. Kapı açılana kadar bastırdım, çatırtıyla açıldı. Ve sularla birlikte banyonun içine girdim. Sular beni duş kabininin içine soktu. Duşakabinin içi suyla dolmadan adrenalinin verdiği güç sayesinde duşakabinin kapısını kapatmayı becerdim. Bu son model duşakabini babam bu eve taşındığımızda almıştı. Hatta fiyatı çok yüksek olduğu için annem babama biraz kızmıştı. Ama yine de parasını fazlasıyla hak ettiğini itiraf etmişti. Bir butona basarak suyun sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Lambalarının rengini istediğiniz renk yapabiliyorsunuz. Hatta müzik yayını bile var. Ayrıca sauna gibi kullanılabilmesi için her yeri kapalıydı. Ve şimdi de bana harika bir sığınak olmuştu. Hem selden hem de dev timsahtan koruyordu. Evimizdeki davetsiz misafir maalesef 5 dakika sonra bulunduğum yeri keşfetti. Banyoya girdiğini görünce korkudan çığlık attım. Timsahlar sandığımdan çok daha akıllıymış. Duşakabine kuyruğuyla vurmaya başladı. Çaresiz bir şekilde camın kırılmamasını umut ederek bekledim. Neyse ki kabin tahminimden sağlam çıktı. Timsah ne kadar uğraşsa da parçalamayı başaramadı. Bir süre sonra vazgeçip banyonun dışına doğru yüzdü. Duşakabinde kalarak risk almak istemiyordum. Çünkü hislerim timsahın her an geri dönebileceğini söylüyordu. Endişeli bir şekilde bekledim. Çok acıkmıştım ve yorgundum. Aşırı uykum gelmişti. Fakat timsah her an dönebilirdi. Fakat ne kadar dirensem de uykuya karşı koyamadım. Uyandığımda duşakabin hariç banyo tamamen suyla dolmuştu. Kapana kısıldığımı hissettim. Ancak sonsuza kadar burada kalamazdım. Bir noktadan sonra içerideki oksijen tükenecekti. Hatta zorlanarak nefes almaya başlamıştım. Timsah ortalıkta görünmüyordu. Ebeveynlerimin yatak odasına ulaşabilirsem oradaki kapaktan çatıya çıkmayı başarabilirdim. Tek kurtuluşum bu gibi görünüyordu. Diğer türlü hiç kimse benim burada suyun altında mahsur kaldığımı aklından dahi geçirmezdi. Yapmam gereken çok basitti. Duşakabinin kapağını açacaktım ve ölümüne yüzecektim. Eğer timsah evin üst katında değilse beni fark edene kadar hedefime ulaşabilirdim. Zor da olsa duşakabinin kapısını açmayı başardım. Tekrar tamamen su içinde kalırken derin bir nefes aldım. Banyonun kapısına doğru yüzmeye başladım. Koridora çıktığımda dehşete düştüm. Timsahlar şimdi iki taneydi. Beni fark etmişlerdi ve eminim benim kadar açlardı. Ancak onlara av olmak niyetinde değildim. Can havliyle öyle hızlı yüzüyordum ki o anda dünya rekorunu kolaylıkla kırabilirdim. Yatak odasına girince kapıyı kapatmayı başardım ve tavana açılan kapağa ulaştım. Kapak açılmıyordu. Ne kadar uğraşsam da açmayı başaramadım. Timsahlar kapıdan içeri girebilmek için uğraşıyorlardı. O anda aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Pencereye doğru yöneldim ve ayaklarımla cama vurdum. Cam kırılınca sularla birlikte öksürerek nefes nefese çatıya fırladım. Selden ötürü evimizin önünden adeta bir nehir akıyordu. Ayağa kalkmaya çalışırken çatıda tökezleyerek bu nehre düştüm. Suyun yüzeyine çıktığımda bir ses duydum. "Evlat, elimi tut ve sakın bırakma." Bana uzanan eli sıkı sıkıya tuttum. Ardından o kişi beni kurtarma botunun içine çekti. Botun zeminine yatarken "Evimizde iki tane timsah vardı." diye mırıldandım. "Lanet olası hayvanlar her yerdeler." cevabını verdi. Beni helikopterlerle bir hastaneye götürdüler. Birkaç saat sonra Atlanta'da, büyük babamın olduğu hastanedeydim. Orada olduğumu öğrenen ebeveynlerim hemen odama geldi. Beni çok merak etmelerine rağmen hava koşullarından ötürü Florida'ya dönememişler. Benden haber alamasalar da iyi olduğumu ve başımın çaresine bakacak kadar büyüdüğümü düşünerek kendilerini rahatlatmışlar. Gerçekten de başımın çaresine bakmıştım. Daha sonra öğrendiğime göre su altında iki gün mahsur kalmıştım.
Üstelik etrafımda beni yemek olarak gören timsahlar vardı. Ancak yine de mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştım.